Kirmir Vadisi'nde 8 dönüm üzerine yeni kurulan bir bağ var. Hünnap Bağı'sı. Onun arasındaki boşlukları değerlendirmek amacıyla sebze ekimini bu yıl orada yaptım. Ha, geçen yıl Güdül Merkez'deki dekar 2 dönüm deneme amaçlı yaptık. Başarılı olduk. Bu yıl da büyüttük. Şu anda Kirmir Vadisi'nde sebze üretimi yapıyorum. Domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, fasulye, o tür ürünler ektik. Onlar yetiştiriyorum. Ben de işte Güdül Kuşçular Köyü'nde işte bağımız var. Bağımızın yanına bir dönüm sebze ektim. Domates, biber, patlıcan. Onlarla uğraşıyorum. Bir de artı nohut ektim. Bunlarla uğraşıyorum. Hayvanlar işte koyun, keçi, inek, tavuk. Hayvanlarımız var, kendi hayvanlarımız. Bakımını kendimiz yapıyoruz. Çoban falan tutmuyoruz. Kendimi bildim bilir yapıyoruz. Baba mesleği. Ya ben kendimden anlatayım. Ben daha önce üreticilerin bahçelerine ilaçlamaya falan gidiyordum. Zirai ilaç, kimyasal ilaç. Ya onlardan hem kendim zarar görüyorum, hem çevredeki böcekler, faydalı böcekler, ne bileyim, doğaya zarar verdiğini şey yaptım. Ya kendim de bayağı bir şeyini aldım. Etkisini, yan etkisini. Mesela ilaç yaptıktan sonra bir gün yüz yanmamdan uyuyamıyordum. Gözlerim yanıyordu. Ha, ileride bunun şeyini çekeceğiz, zararını. Sebze üretimine başladım. Hem doğaya zarar vermiyorum, hem kendime zarar vermiyorum, hem tüketiciye elimden geldiği kadar zarar vermemeye çalışıyorum. Ya, kimyasal kullanmıyorum, sentetik gübre kullanmıyorum. Ha, verimimiz az, getirisi çok. O yönden de tercihim oldu yani. Hayvanlar dediğim gibi abla, kendimiz otlatıyoruz. Ne bileyim, sütünü sağıyoruz. Hayvanları peynir yapıyoruz. Talep olduğunda sütü satıyoruz. Tavukların yumurtasını işte talebe göre işte veriyoruz. Hayvanlara da işte gübresini tarlalara şey yapıyoruz. Ektiğim tarlalara, ekinleri arpalara döküyoruz. Yiyeceği ekin, arpayı, buğdayı, samanı da kendi tarlamdan temin ediyorum. Yetmediği yerde tanıdık şeyler var. Buğday satıcıları. Onlardan temin ediyorum. Ama çoğunluğunu kendim temin etmeye çalışıyorum. Kendi tarlalarımdan. Annem var. Abim var. Bir tane de ufak kardeşim var. Bir de ben, 4 kişiyiz. 4 kişi yapıyoruz. Bağya sebzeyi sadece kendimize yiyecek kadar ekiyoruz. İşte Özkan abiden gördüm işte zirai ilaç kullanmadığını. Kullanmıyordum zaten. Şimdi hiç şey yapmamaya, kullanmamaya başladım ilacı. Önceden de kullanmıyordum ama fenliğin gübre olsun, şu olsun. Şimdi de hiç şey yapmıyorum, kullanmıyorum. Özkan abiden gördüm, şey yaptım. Baktım, daha lezzetli. Verim az ama getirisi çok diye şey yapıyor ama ben sadece kendim şey yaptığım için, tükettiğim için kullanmama tercihindeyim. Sen düzgün yaptın mıydı? Bilinçli tüketici seni buluyor. Çevren genişliyor, müşteri potansiyelin artıyor. Yani ileride imkanlar el verirse daha büyük arazide, daha çeşitliliği arttırarak doğal tarım yapmak hayalimdeki. Yani müşteri, dediğim gibi, bilinçli tüketici çoğaldıkça bizim de işlerimiz artıyor ve üreticiler de artacağına eminim yani. Özkan abiye bakıyorum ben, işte ne bileyim, meyve olsun, sebze olsun mesela. Direkt bağdan, bahçeden topluyor, direkt tüketicinin eline götürüyor, veriyor. Şu anda Güdül Natürel diye bir dernek kurma aşamasındayız. Güdül'deki bir iki üreticinin ürünlerini perşembeden sipariş olduğunda siparişe göre, sipariş olmadığında arkadaşlar, üretici arkadaşının elinde olan üzüm, ne bileyim, elma, nohut, yumurta, süt ihtiyacı olduğunda onları tedarik ediyoruz. Cumartesi günleri Ankara'ya, şehre müşterilerimize dağıtıma çıkıyoruz. Mesela Ömer Artekin hocamız var, üretim yapıyor da. Üzüm, elma, armut. Onun ürünlerinden götürüyoruz. Serkan'ın nohudu var, yumurta var, üzüm var. Onlardan götürüyoruz ihtiyaç olduğunda. Cumartesi günleri dağıtıp geliyoruz. Haftada bir gün sipariş üzerine. Ya, bir de Ankara'da yani geçen yıllarda uğraşıldı bir üretici pazarı kalıcı diye, ona bir çözüm bulunamadı. Bizim bir sıkıntımız da o yani. Gerçi o sıkıntıyı da aşacak gibiyiz. Önümüzdeki günlerde bir
sosyal medyadan, diye geçen yıldan numaramızı bıraktığımız tüketicilerimiz ulaşıyorlar. Ürünümüzü beğenen arkadaşlar kendi iş arkadaşlarına tavsiye ediyor, onlar ulaşıyor. Öylelikle pazarlamamızı yapıyoruz. Ya üretimimizdeki en büyük zorluk iklim koşulları. Ya geçen yılla bu yıl arasında bayağı bir sıcaklık farkı oldu. Mesela geçen yıl Haziran'ın sonlarında domateslerimiz kızarmaya bu sene Temmuz'un 15'ini buldu. Temmuz'un 10'unu 15'ini buldu. Ya yıl sene sene yaratıyor mevsimsel olarak. Bir de bu sene sıcak olduğundan meyve sebze ağaçları daha çabuk çöktü yağış olmadığından. Sebze ağaçları ölmeye başladı. Ürün kapasitemiz bu yıl biraz daha düşük. Arazimiz büyük olmasına rağmen. Onu da ben de hava şartlarına bağlıyorum. Bir de toprak yapısında. Geçen bu yıl diktiğim toprak biraz organik madde olarak fakir bir toprak. 40 yıldır işlemeyen bir toprak. Hayvan gübresi attım ama yeteri kadar atamadım. 6 traktör gübre attım. Arazi büyük olduğundan tam yetmedi. Güdül'de permakültürler tarım eğitimleri alarak doğal ürün yetiştirmeye başladım. Yani aldığımız eğitimlerde öğrendim ki zehirsiz dediğim gübresiz, ilaçsız da ürün yetişebiliyormuş. Geçen yıl yaptık. Gayet de başarılı olduk. İlçede şu anda örnek olduk. Bu iş yapmak isteyen hevesli insanlar var. Konuda bize eğitim verdiği için, destek olduğu için Ceyhan Temürcü hocamıza teşekkür ediyoruz. Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği'ne, Buğday Derneği'ne ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bitki çayları yaptım. Kendim gübre yaptım. Mesela ısırgan çayından yaprak gübresi yaptım. Isırgandan zararlı böceklere karşı sarımsak aynı safa ısırgan otunu karıştırarak çay elde ettik. Yaprak bitine karşı bayağı etkili oldu. Isırgan otunun çayını ya içine sarımsakla aynı safa katmadan da kullandık. Onu da gübre olarak, yaprak gübresi olarak kullandık. Başka ürünün ihtiyacını gözlemleyebildik. Yani mesela domatesin altında kara lekeler oluyor. Dediler bu kalsiyum eksikliğinde, kalsiyumda da var. En çok yumurta kabuğunda var, kemik de var. Yumurta kabuğu topladık, evde biriktirdik. Onları sirkeyle karıştırıp, ferment edip damla yoluyla bitkilere verdik. Kemik topladık. Kemikleri kırdık, un haline getirdik. Onlardan serptik toprağa, köklerine yakın yerlere. Mesela odun külü topladım. İlçede 3 tane fırın var. Sabahları erken saatlerde kalkıp diğer insanlar takılmasın, deli diyorlar. Takılmasın diye. Odun külünün faydası fosfor ve potasyum bakımından bayağı zengin bir atık. Boşa gitmesin diye öyle bir değerlendirdik. Başka ne öyle bir değişik uygulama yaptık. Yarasa gübresi diyeceğim de şimdi millet koronayı yarasaya bağladı. Yarasa gübresi kullandım. Çok güzel verim aldım yani geçen yıl. Bu yıl koronadan dolayı onun için biraz uzak durdum yarasalarla. Gittim kapı şeyinde mağaranın kapısından geri döndüm. Ulan dedim mısırır şimdi. Güdül'ün koronacı başında biz oluruz. Zaten adımız çıkmış deli. Ya işte böyle işlerle uğraştığım için. Yani adam diyor git diyor hazır gübre var. Hazır gübre al. Ne işin var külle, potasyumla, fosforla. Ona tarla bir yıl şey yapar, toprak bir yıl şey yapar. Diğer yıl ne olacak? Toprak daha fazlasını isteyecek, doymayacak. Yani ver azotu, ver fosforu zirai olarak. Onlar topraktaki zaten mikroorganizmalar öldürüyor. Toprağı daha da aç hale getiriyor. 3 yıl, 5 yıl sonra topraktan zaten ölüyor. Ürün alamıyor. Ha böyle şeyleri de takip etmeye başladım ne bileyim. Öyle programlarla izleyip şey yaptık yani. Onlardan da biraz bilgi edindik. Sosyal medyayı kullandık. İnterneti verimli kullandık. Onlardan araştırdık. Geçen yıl üretimine başladım. 3 yıl önce bu bilinçlenmeye başladım. Dediğim gibi daha önce traktörün arkasında ilaç makinem vardı. Bahçe ilaçlama yapıyordum. Hem kendim zarar görüyorum. Dediğim gibi hem yararlı böcekler de ölüyor. Zararlara bir şey olmuyor. Mesela neye ilaç yapıyoruz? Yaprak bitine ilaç yapıyoruz. Onu öldürecek diye ilaç yapıyoruz. O böcekler 1-2 gün sonra daha da artarak çoğalıyor. Onlar ölmüyor. Bunları yiyen mesela kırmızı örümcek şeyler var. Uğur böcekleri. Onlar etkileniyor. Onlar etkilenince yaprak bitleri daha da çoğalıyor. Bağışıklık sistemi değişmiş herhalde. Bağışıklık sistemi güçlenmiş. İlaca karşı bir şey yok.